Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün son yaşanan olayların devamından bahsetmek istiyorum. Nasıl gelişti? Evet, Gare'den bahsedeceğim. Gare'ye nasıl gidildi? Bu bilgiler nasıl geldi? Esasında bu bilgileri takip ettiğinizde ya da mantık yürütmeye çalıştığınızda Erdoğan'a ve Hulusi Akar'a bir oyun mu oynandı? Bunun devamında ne olacak? Bunları biraz yorumlamak istiyorum. Biliyorsunuz programı izleyenler hep 2021'in ilk 6 ayının çok çetrefilli, çok karmaşık geçeceğinden söz etmiştim. Türkiye'nin nereye doğru gittiğini, hangi kavgaların eşliğinde olacağını ve bu kavgalardan kimin galip çıkacağını anlatmaya çalıştım hep. Evet, bu kavga büyüdü. Bu kavga büyüdü ve Gare operasyonunda ya da Gare katliamında bence iyice ortaya çıktı. Şimdi Gare operasyonuna baktığımızda bazı şeyler için tamam asker olmak gerekiyor. O bilgilere sahip olmak gerekiyor ama biraz mantık yürüttüğünüzde yapılan yanlışı asker olmadan da görebiliyorsunuz. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin anlattığına göre eğer bu operasyon 13 kişinin kaçırılması için sağ salim kaçırılması için yapıldıysa o anlatılan mağaradan bu kişilerin kaçırma olasılığı sıfırının altında. O yüzden eğer bu amaçtan yapıldıysa Erdoğan'a sağ salim getireceğiz bu insanları dediyse bu şu anda silahlı kuvvetlerde yönetimde olan Ergenekon tarafından hem Hulusi Akar'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hem de Erdoğan'a söylenen bir kocaman yalan. Siz bu kadar araçla orayı sağ salim kurtarmak amaçtan teslim alamıyorsanız o zaman ikinci şık ortaya çıkıyor. Bunları biz ancak öyle ele geçirebiliriz. Halkımıza bunu nasıl anlatırsınız o sizin sorunuz. İkinci olasılık bunu hükümet, devlet hiçbir zaman açıklamadı. O da oradan bir üst yetkilinin Abdullah Öcalan kadar ses çıkartacak bir üst yetkilinin kaçırılması. Bu nasıl olur? Bu yukarıdan olmaz. Neden yukarıdan olmaz? Gare bölgesi öyle zannettiğiniz gibi ya da belki de öyle zannetmiyorsunuz ama bilmeyenler için söyleyeyim. Öyle bir mahalle falan değil. Çok geniş bir alan. Taburla, iki taburla kara savaşıyla oradan birisini almak gene sıfırın altında bir olasılık. O yüzden bu olasılığı da söyledilerse eğer biz işte Cemil Bayık ya da Karayılan'ı alırız oradan siz de büyük bir zafer kazanırsınız. Düşen oylarınızı geri toplarsınız dedilerse bu yine Hulusi Akar'a ve Erdoğan'a atılan bir kazık. Üçüncü olasılık var. Bunu yarım ağızda olsa söylüyorlar. Gare'nin PKK'den temizlenmesi. Bu deneme açısından askeri olarak yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama ne şekilde yapılabilir? İki taburla mümkün değil. Şimdi tam rakam bilemeyeceğim ama 1200 kilometre falan uzunluğunda bir yer burası öyle. İki tabur orada çekirdek gibi falan durur. Ve dağlık ve askeriyenin değil nerede neyin olduğunu PKK'nın bildiği bir alan. O yüzden her türlü gerilla savaşını iki taburla hatta bir alayla kaybedebileceğiniz bir yer. Eğer bunu söyledilerse biz orayı temizleyeceğiz diye Süleyman Soylu'nun söylediğine göre 500 kişi varmış. Bu mümkün değil. Şimdi bir alaya karşı 500 kişi rakam değil diyebilirsiniz ama bu alana yayılmış 500 kişilik bir gerilla ekibini öyle kolay kolay temizleyemezsiniz. O zaman bu yalan niye söylendi? Yalan niye söylendiğinden önce şunu söylemek, konuşmak istiyorum esasında. Genelkurmay başkanlığı yapmış bir Hulusi Akar gibi adam bunlar söylendiğinde yalan olmasa bile yanlış olabilir, herkes yanlış yapabilir. Askeriyede yanlış çok kolay affedilir bir şey değildir ama her olasılığı göz önünde bulundurarak söylüyorum. Yanlış bir şey söylemiş olsalar bile Hulusi Akar gibi bir genelkurmay başkanlığı yapmış bir komutan bunu neden masaya yatırıp Sayın Erdoğan bu arkadaşlar böyle söylüyorlar ama Genelkurmay Başkanı falan şu nedenlerden dolayı bu yapılamaz
Neden demedin? Basireti bağlandı diyeceğim. Böyle durumlarda basiretinin bağlanması bana pek mantıklı gelmiyor. Peki bu bilgileri MİT almadı mı? MİT Erdoğan'ın her zaman yanında değil mi? Hakan Fidan. Evet, yanında. Genelkurmay Başkanı ya da Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan bilgi alınmadı mı? Alındı. Bilgiyi onlar veriyor. Ha, şimdi gelelim neden böyle bir kavgaya dönüştü iş. Biliyorsunuz son dönemde 2-3 albayın neden Tuğgeneral yapıldığı, daha önceden FETÖ soruşturması tırnak içinde olduğu, bunlardan dolayı Fethullah Gülen'den dolayı mahkemeye gittikleri ama bir anlamda da aklandıkları söylense de Fethullah Gülen'den soruşturma geçirmiş bir albayın ya da birkaç albayın bir takım itirazlara rağmen Tuğgeneral yapılması pek akıl alır bir şey değil. Sadece Tuğgeneral de yapılmıyorlar. Bunların çok önemli görevlere getirilmesi de çok anlaşılır bir şey değil ve göreve getirildikten sonra işte eski birinci ordu komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın onu göreve almaması. Demek ki çok karışık. Bu karışıklık neden? Bu karışıklık şundan dolayı. Dedim ya 6 ay çok karmaşık geçecek. Ondan sonraki 6 ayda kim galip gelecek onu bilemiyoruz. Şöyle bir olasılık var. Erdoğan'ın elini zayıflatmak için Erdoğan'a bu gare operasyonu sunuldu. Kim tarafından? Ergenekon tarafından. Bu neden yapıldı? 15 Temmuz'un şu an askeriye ile Erdoğan arasında bir savaş konumunda devam ediyor. Nedir o? Hulusi Akar'ın ve Erdoğan'ın elinde önümüzdeki askeri yaşta, Ağustos'ta emekli edileceklerin listesi var. Bu kaç kişi öyle? 5 kişi mi, 10 kişi mi, 50 kişi mi? Hayır. Çok ciddi bir subay listesi var. Ergenekon, Avrasyacı konumunda çok ciddi bir liste var. Şimdi bu Ağustos'ta emekli edileceklere karşı bir değişik darbe türü gare oyunu diyeceğim. Çünkü bu gerçekten sıraladığım mantıklarla bunun açıklanması mümkün değil. Dediğim gibi ben asker değilim. Bunu açıklamam size çok inandırıcı gelmeyebilir ama televizyonlarda konuşan komutanları gördüğünüzde, dinlediğinizde bana yakın şeyler söylediğini görüyorsunuz. Mesela İsmail Hakkı Pekin durup dururken Paris'te öldürülen Sakine Cansız ve iki kadın arkadaşının MİT tarafından öldürüldüğünü söylemiyor. Yani bu ağzından kaçmış bir şey değil. Bu çok ciddi bir şekilde ulusalcıların ve Ergenekoncuların bu savaşı büyüteceğine dair bir korkutma açıklaması. Yani diyor ki hiç gerek yok çünkü oradaki 4 kişi değil bütün PKK. Bunu açıkladı açık açık. Avrupa'da da insanlar var. Biz bunu daha önce de yaptık dedi. Şimdi Erdoğan'a rağmen bunu yapmaların nedeni ya askeri yaşta kendi arkadaşlarının emekliliklerini durdurup NATO'nun tekrar kuvvetlenmesini önleyecekler. Bundan sonraki bütün askeri tatbikatları, askeri siyasi ilişkilerini takip ederseniz bunu çok net göreceksiniz. Ya da şöyle bir şey olacak. Yaşa kadar çeşitli nedenlerden dolayı Erdoğan ve Hulusi Akar bir takım insanları yavaş yavaş emekli etmeye başlayacaklar. Bunların bazılarının üstüne suç isnat edebilirler. Bazılarından yapılan bir şey bu. Sen emekli ol kardeşim, kenarda otur diyebilirler. Çünkü her emekli ettiklerini gözaltına almıyorlar. Her emekli ettiklerinin üstlerine bir suç isnat etmiyorlar. Şimdi önümüzdeki günlerde bu Ergenekon, Erdoğan ve Hulusi Akar Savaşı'nda çok net bir şekilde bu mücadeleyi göreceğiz. Emekli edilecekleri göreceğiz. Bakanlar Kurulu'nda değişiklik isteyebilir mi Ergenekon? Evet isteyebilir. Bir de bakmışsınız ki Hulusi Akar istifa etmiş olabilir. Yerine başka birisi getirilebilir. Kim getirilebilir? Onu bilemiyorum. Ankara'daki siyasetin içindeki gazeteci arkadaşlar daha iyi bilirler. Onlar belki bir gün yazarlar. Ama Ergenekon'un böyle bir isteği de olabilir. Çünkü Hulusi Akar hem NATO'cu hem askeriyenin Fethullah Gülen'le bağlantısı olmayan dindar bir kesiminden gelen bir subay.
Dediğim gibi çok ciddi bir savaşın içine girdi Erdoğan. O yüzden herkes sinirleri çok gergin. Hepsi birbirlerine küfür etmeye başladılar. O küfürler esasında PKK diye yansıtılsa da, o gözden yapıldığı söylense de pek o nedenden dolayı değil. Bence yedikleri kazıktan dolayı ve açıklayamamanın getirdiği stresten bu kadar bağırıyorlar. Ve büyük olasılıkla ana muhalefet partisi CHP, en azından Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu devletin içinde ilk bilgilerin verilmesi gereken bir mevkide, bunların farkında ve ilk defa muhalefet partileri böyle bir milli, yerli ve milli meselede Erdoğan'ın yanında yer almayıp Erdoğan'dan hesap soruyorlar. Şimdi tekrar mı her şey değişti? Bu Türk siyaseti, her şeyin tekrar değişmesi gayet doğal gözüküyor. Yani dünyanın başka ülkelerinde sürpriz olan olaylar Türkiye'de normal gözükebiliyor. Evet, bu önümüzdeki kalan 4,5 ay ya da askeri yaşa kadar, Ağustos'a kadar, ki daha önceden belirleniyor, kavga çok büyüyecek. Dediğim gibi liste, bana söylenen liste, Erdoğan'la Hulusi Akar'ın elindeki liste, 1500 kişilik falan bir liste. Bir seferinde de bu kadar subayı temizledikten sonra geriye kurmay ya da üst üstbeli kaç kişi kalır onu bilmiyorum. Şöyle bir şey olabilir, bunu ilk söylediğimde aylar yıllar önce bana çok gülmüşlerdi. O da şuydu: aynı Ergenekon'un beraat etmesi noktasına gelinip gerçekten Fethullah Gülen tarafından olmayan ama 15 Temmuz'a karıştığı iddia edilen bir takım subaylar beraat edip affedilebilir. Bu nasıl yapılabilir? Bunun yolunu esasında Mütezer Türk Yöne konusuyla Devlet Bahçeli açmıştı. Örgüt elemanı ya da örgüte sempati duyan, ona göre yargılayın diye Yargıtay'ı uyarmıştı. Yargıtay da ona göre bir şey yapıp Mütezer Türk Yöne'nin serbest bırakılmıştı. Yani onu sağladılar. Şimdi bu davalar o noktaya doğru gidebilir. Bunu nasıl göreceğiz? Hangi tarafa meylediyor siyaset ve asker ilişkileri diye? Bundan sonra Ağustos'a kadar, askeri yaşa kadar olabilecek emeklilikleri göreceğiz. Bundan sonra böyle bir savaş daha, yani 2 günlük, 4 günlük olsa bir ciddi bir savaş, harcanan roketlerin, mermilerin haddi hesabı yok. Tekrar yapılabilir mi? Devletin şu andaki planı bu. Bu karmaşa içerisinde kim kimi ikna eder, kim kimi devirir, o noktadayız. Erdoğan bu 6 ay sonunda ya da askeri yaşla beraber MHP'nin ciddi bir çalımına uğrayabilir ve Erdoğan meclisten erken seçim kararı çıkartmak zorunda kalabilir. Bunun için meclisi ikna edebilir mi? Zor gözüküyor. Ama MHP çekilirse, ki iş ona doğru gidiyor, bunu en sona sakladım bu bölümü, MHP'nin Erdoğan'dan ayrılma noktasına doğru gidiyor. Çünkü Avrasya ve ulusalcı kanat bunu böyle söylüyor ki, bu işte İsmail Hakkı Pekin, bunların önemli liderlerinden biridir, emekli korgeneral. Göreceğiz. Bir takım askerler askeri yaştan önce emekli mi edilecek? MHP Erdoğan'a desteğine devam mı edecek? Yoksa askeri yaşla beraber Ergenekon'dan ve ona yakın 1500 asker emekli olacak, zaman belirleyecek. Ama dediğim gibi yaştan önce nereye doğru gideceğini yapılacak hareketlerden göreceğiz. Erdoğan bu çok ciddi bir şekilde çırpınırken, istese de istemese de, ki iktidarda kalmak için bir anlamda da istiyor. O yüzden bu oyuna geliyor. Ergenekon'un son getirdiği Gara'daki oyun gibi oyunlara geliyor. Bir olasılık diye düşünüyor. Çünkü savaştan başka bu halkı ikna edici bir rolü kalmadı. Bir çıkarı umarı kalmadı. Savaş derken bu savaş
40 yıldır devam ediyor. Bundan ikna edemez ama savaştan kendisine göre büyük bir takım zaferlerle çıkması gerekiyor. Kare gibi büyük bir operasyonda bunu kaybetti. Bundan sonrasını ne şekilde yapar ve bu sefer tersinden baktığımızda askeri ne kadar ikna edebilir? Bunu da zaman gösterecek. Çünkü asker Erdoğan'ı, yani Ergenekon grubu Erdoğan'ı devirmek için ikna olmayabilir. İş çok karışık. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Salıya kadar Paris'e gidiyorum. Bir takım evrak işlerim var. Paris'te de program yapmayı düşünüyorum. Umarım zaman ayarlayabilip, çünkü pazartesi ve salı sabahına kadar bütün işlerimi sıkıştırdım. Umarım yaparım. Bir dahaki programda görüşmek üzere.